Mobil fotoğrafçılık ve düzenleme serisinin bu haftaki 3. bölümünde hem Android hem de Apple cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarını ve web sitelerini konuşuyoruz. Arka planı kaldırma, profil fotoğrafı yapma, Instagram için fotoğraf düzenleme hileleri, ücretsiz Photoshop alternatifleri veya yapay zeka ile fotoğraflara manipülasyon, efekt, sticker ekleme gibi tüm sıra dışı seçenekler bu bölümde. Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Her çarşamba akıllı teknolojiler ve uygulamaları hakkında rehber içerikler paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Meraklıları tüm içeriklerimin tam metinlerine akıllıteknolojiler.net web sitesinden de ulaşabilir. Geçtiğimiz haftalarda önce iOS ve Android telefonlarınızda kullanabileceğiniz en iyi fotoğraf ve video kayıt yani kamera uygulamalarını her bir mobil işletim sistemi için ayrı ayrı paylaşmıştım. Bu hafta çektiğiniz fotoğrafları düzenleyebileceğiniz en iyi mobil uygulama alternatifleriyle devam ediyoruz. Önceki bölümlerin linkleri hem kartlarda hem de açıklamalarda. Başlangıcı ise hala güçlü alternatiflerden olmaları sebebiyle geçen sene bahsettiğim uygulamalarla yapalım. Snapseed, PicsArt, Lightroom, Photoshop Express ve Canva olmak üzere 5 ayrı uygulamadan bahsetmiştim. Snapseed ve Lightroom, bölgesel veya genel düzenlemeler, renk ayarları, kırpma, obje silme gibi işlemleri yapabileceğiniz özellikleriyle, PicsArt ve Photoshop Express ise katmanlı yani birden fazla fotoğrafı bir araya getirebileceğiniz kolaj, arka planı temizleme veya manipülasyon yapma gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Canva aslında diğer 4 uygulamadan farklı olarak hazır şablonları sayesinde hızlı ve pratik bir şekilde tasarımlar yaratabilmenizi sağlıyor. Bölümün ve bahsettiğim tüm uygulamaların linkleri yine açıklamalarda. Sıradaki önerim oldukça gelişmiş bir yapay zekaya sahip olan Poolish. En iyi video düzenleme uygulamalarından InShot ile aynı geliştiricilere sahip. Kesme, biçme, döndürme, renk profilleri ekleme veya renk ayarları yapma gibi temel düzenleme araçları da bulunan uygulamanın asıl sihri efektler sekmesinde başlıyor. Poolish, yapay zekası sayesinde fotoğraftaki objeyi veya kişiyi algılayıp önce arka plandan ayırıyor, sonra da seçtiğiniz ışık, neon, damla veya sticker gibi tüm eklentileri ana konuya göre sanki arkasından dolanıyormuş gibi uyguluyor. Bunların haricinde arka planın dokusunu değiştirebiliyor veya bir sürü eğlenceli efekti hiç uğraşmadan kolaylıkla ekleyebiliyorsunuz. Başlı başına bir bölümü hak eden uygulamanın efektler bölümünde indirebileceğiniz onlarcası daha var. Denerken veya keşfederken sizlerin de keyif alacağına eminim. Türkçe dil desteği de sunan uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz seçenekler bence başlı başına yeterli. Eğer sağ üst köşesinde Pro ibaresi bulunan alternatifleri de kullanmak isterseniz bunları da reklam seyrederek sahip olabiliyorsunuz. Az önce bahsettiğim uygulamada olduğu gibi bazen fotoğraftaki objeleri veya kişileri arka plandan ayırmak isteriz. Bu aşamada da kullanabileceğimiz birçok alternatifimiz var. Bunlardan ilk ikisi geçtiğimiz bölüm paylaştığım PicsArt ve Photoshop Express uygulamaları. Her ikisi de katmanlı düzenleme opsiyonları içerdiğinden fotoğrafınızdaki kişi veya objeleri arka plandan ayırabiliyoruz. Ama tabii ki bu işlemler için abonelik seçeneklerinden birini seçmeniz gerekiyor. Uygulamaların haricinde bu hizmeti veren web siteleri de var. Reboom.bg bu konuda adı en sık duyulan alternatiflerden birisi. Ücretsiz olarak sadece bir adet bedava kullanım hakkı sunan siteden eğer onlu paketlerden satın alım yaparsanız fotoğraf başına 90 cent gibi bir bedel veriyorsunuz. Aldığınız kredinin miktarına göre birim maliyetiniz azalabiliyor. Slazer.com ise benim sonradan keşfettiğim daha uygun fiyatlı farklı bir alternatif. Aynı işlem için yine onlu paket satın alırsanız fotoğraf başına ödeyeceğiniz bedel bu sefer 70 cent'e kadar inebiliyor. İkincisinin fiyatı daha avantajlı olduğundan ben genellikle Slazer.com'u tercih ediyorum. Sırada bulanık fotoğrafları düzeltebileceğiniz veya siyah beyaz fotoğrafları renklendirebileceğiniz bir alternatif olan Remini var. Uygulamayı marketlerden ücretsiz olarak indirip önce kullanıcı adınız ve şifreniz ile kaydolmanız gerekiyor. Uygulama açıldığında ise ana sayfadaki Enhance sekmesinden istediğiniz fotoğrafları seçip düzeltilmesini sağlayabiliyorsunuz.
Colorize sekmesinden ise siyah beyaz fotoğrafları renklendirebiliyorsunuz. Her işlem yaklaşık 10-15 saniye kadar sürüyor ve eğer bedava sürümünü kullanıyorsanız sonuçları almadan önce reklam filmini seyretmeniz gerekiyor. Uygulamanın tek olumsuz yanı da burası. Ama ara ara Instagram'daki TBD paylaşımları veya tek tük eski fotoğraflarımız için kullanacağımızı düşünürsek bu şekilde ücretsiz olarak kullanmak bence daha mantıklı. Sonuçlar ise ekranda gördüğünüz gibi oldukça tatmin edici. Sıradaki alternatifimiz geçmişte yılın uygulaması ödülünü de alan Prisma. Çektiğiniz herhangi bir fotoğrafı dünyaca ünlü herhangi bir ressamın kara kalem, sulu boya veya yağlı boya çalışmalarına dönüştürebiliyor. Uzun zamandan beri kullandığım uygulamaya yıllar içerisinde yapılan eklemelerle artık bundan çok daha fazlasına sahip olduğunu da söyleyebilirim. Örnek olarak isterseniz kişi veya objeyi fotoğraftan ayırarak farklı bir arka plan ekleyebiliyor, fotoğrafın ışık ve renk ayarlarını yapabiliyor veya çerçeve gibi harici objeler ekleyebiliyorsunuz. Normal bir fotoğrafı çizgi alemine taşıyan en başarılı alternatiflerden biri olduğunu da söyleyebilirim. Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamayı marketlerden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ancak içerisindeki bazı seçenekler maalesef ücretli. Bu aşamada bence ücretsiz seçenekler de oldukça yeterli. Son önereceğim web siteleri cep telefonlarının küçücük ekranları yerine bilgisayarlardan Photoshop ayarında ücretsiz fotoğraf düzenlemek isteyenler için. Bunlardan ilki photopia.com. Sitenin arayüzü Photoshop ile oldukça benzer ve neredeyse aynı işlevlere sahip. Birden fazla fotoğraf üzerinde katmanlı olarak çalışabilir, metin ekleyebilir, fotoğraf üzerinde istediğiniz bütün değişiklikleri yapabilir ve hatta düzenlemeler sırasında klavye kısa yollarını bile kullanabilirsiniz. Sol taraftaki sekmelerden diğer seçenekleri görebilmek için farenin sağ tuşuna basabilirsiniz. Türkçe dil desteği de bulunan sitenin ücretli ve ücretsiz versiyonlarının her ikisi de tüm özelliklere erişebiliyor. Aradaki küçük farklar, ücretsiz sürümde sağ tarafta reklamın bulunması ve işlemleri geri alma seçeneğinin 30 ile sınırlı olması o kadar. İkinci alternatifimiz biraz daha gelişmiş bir versiyon olan pixlr.com/tr. Bir önceki siteyle aşağı yukarı aynı arayüze ve özelliklere sahip. Tek önemli farkı birçok sosyal medya platformlarının ölçülerine uygun hazır şablonlara ve stok görsellere sahip olması. Türkçe dil desteği de bulunan sitenin temel düzenleme araçları sınırlı sayıdaki kaplama ve çıkartma setleri için bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Ancak siteyi beğenir ve hazır şablonların, metin tasarımlarının ve kütüphanesindeki simge, çıkartma ve kaplama seçeneklerinin tamamını kullanmak isterseniz 30 günlük deneme süresinden sonra aylık veya yıllık aboneliklerden birini seçmeniz gerekiyor. Evet, umarım bölümde bahsetmiş olduğum fotoğraf düzenleme araçlarını beğenir ve sosyal medya içeriklerinizi oluştururken sizlere faydalı olurlar. Sizler de kendi tercihlerinizi yorumlarda paylaşırsanız bizler de gözden kaçırdığımız farklı uygulamaları öğrenmiş oluruz. Kapatmadan önce bölümün sonuna kadar izleyenlere teşekkür ederken her çarşamba paylaştığım içerikleri kaçırmamak için Instagram hesabımı da ihmal etmeden kanala abone olup zil tuşunu da aktif hale getirirseniz çok sevinirim. Haftaya farklı bir bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Ve pratik bir şekilde PixArt ve Photoshop Express benim sonradan keşfet ettiğim olduğundan ben genellikle laser düzenlemeler sırasında klavye kutu